Kırgızistan'dan yeni bir videoyla yine karşınızdayız. Evet, bugünkü videomuzun konusu PP, Poenix. Ne derseniz deyin, benim için hiç fark etmiyor. Benim için önemli olan proje, arkasındaki proje, arkasındaki yol haritası, hedefler, proje ekibi, anlaşmaları, grafik. Grafik bize neyi gösteriyor? Buradan 1 dolardan 10 dolara mı çıkacak? 100 dolara kadar mı gidecek? Ya da 1 doların aşağısında mı seyredecek? Hepsine değineceğiz ama ondan önce ne diyoruz tabii ki? Kanalımıza üye olarak bizleri desteklemeyi unutmayın. Dünya yeni bir evreye girdi. Yeni bir döneme. Devrimin başlangıcındayız. Neyden bahsediyor olabilirim? Tabii ki blockchain'lerden. Özellikle 2020 yılından sonra. Bakın, yeni bir evredeyiz. Hocam, blockchain'lerin daha önce başladı diyebilirsiniz. Evet, onu ben de biliyorum ama kamuoyuna çıkması, kamuoyunda alıcıların olması, insanlar daha fazla dokunması ve daha fazla gündem olması 2020 yılında oldu. Şimdi PP'ye gireceğiz. Evet, PP'yi, Web3'ü, yapay zekayı birbirine karıştıranlar var. Bakın, en çatı blockchain. Yani blockchain devrimi üzerinde hepsi gerçekleşiyor. Onun altında Web3 diyebiliriz. Web3'ün altında neler var deriz? Yapay zeka deriz, Metaverse rüzgar deriz ve diğer alanlar. Diğer alanlar. Peki biz bu Web3'ün neresindeyiz? Blockchain'lerin neresindeyiz? Gerçekten Türkiye olarak bu özellikle blockchain'ler ve Web3 rüzgarını iyi yakalamamız lazım. İyi konumlamamız lazım. Web2'yi kaçırdık. Web1'den Web2'ye geçen süreçte Türkiye çok geç kaldı ama umarım biz bu Web3'ü yakından takip ettiğimiz gibi içerisinde de bulunacağımıza inanıyorum. Şimdi geldik PP. PP nedir? Öncelikle şöyle bir YouTube ve Google üzerinden araştırma yaptığımda PP'yi genel bir analiz yapan bir video göremedim. Bazıları yapay zeka olarak ele almış. Bazıları blockchain, bazıları Web3 üzerindeki NFT ve DeFi projelerine yönelik bir proje olduğunu iddia etmiş. Aslında hepsi parça parça doğru ama biz genel bir video ele alacağız. Ben eğer PP'yi bir cümlede çok kısa bir kelimelerle tanımlayacak olsam derim ki yapay zeka ağırlıklı Web3 blockchain projesi. Yani hem Web3 hem yapay zeka hem de bunları içerisine alan blockchain. Blockchain yapısı olmak zorunda. Neden biliyor musunuz? Yapay zekanın başarısı için gerekli bir devasa veri yığını gerekiyor. Deneyimler gerekiyor. Ve bunun için depolama alanları gerekiyor ve işlenmesi gerekiyor. Bu da bir blockchain altyapısı demek. Yapay zekaya yönelik bir blockchain altyapısı demek. Evet, birçok yapay zeka projeleri var ama onların da bu verileri işleyecek bir blockchain ağında olması ya da kendi ağlarını kurması gerekli. Evet, PP bu yönden gerçekten çok güzel. Özellikle 2020 yılıyla beraber farklı bir sürece gir. PP'nin şöyle bir kısa tanımına bakacak olursak ne diyorlar? Merkeziyetsiz uygulamaların geliştirilmesi ve desteklenmesini sağlayan bir blockchain ağıdır. Ama arka plana baktığımızda başta tüketici göz önünde bulundurularak işletmeleri, firmaları, kısacası Web3'ü hedef alan bir blockchain. Web3'ü hedef alan bir blockchain. Günü kurtaran ya da bulunduğu döneme hitap eden bir blockchain olmasından ziyade çoğu proje buna yönelik hep kendi yol haritalarını çiziyor. Ama Poenix'e baktığımızda günü kurtaran, dönemi hedef alan bir blockchain olmadı. Geleceğe yönelik bir blockchain olduğunu açık ve net bir şekilde amasız söyleyebiliriz. Tabii Poenix'i ele alırken birçok kişi Neo ağındaki RPX tokeniyle karıştırıyorlar ve ona atıfta bulunuyorlar. Birincisi, bu tamamen yanlış. Neden yanlış? Özellikle Apex Network ve Red Plus'la beraber 2020 yılında bir ortaklık kurarak yepyeni bir projeyi, Poenix'i ve yeni ismiyle PP'yi BSC ağında ortaya koyuyorlar. Eskisiyle tamamen alakasız bir proje arkadaşlar. Yepyeni bir proje. Yani bağlantısız bana göre. Baktığımızda zaten ikisini karşılaştırdığımızda bağımsız olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ve özellikle yapay zekanın bütün alanlarını içerisine alan, sadece yapay zeka da değil Web3'ü de içerisine alan bir proje olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet, söyleyebiliriz. Ben bir projeyi incelerken ilk öncelikle sitelerine girip sloganlarına bakmayı çok seviyorum. Neden biliyor musunuz? Sloganları tek bir cümlede yol haritasını kısa bir şekilde
bize özetliyor. Ve burada hemen sayfayı açtığımızda ne çıkıyor karşımıza? Akıllı Web3 uygulamalarını güçlendiren yeni nesil yapay zeka, Web3'e odaklanan Layer 1, Layer 2 blockchain altyapısıdır. İşte bu yol haritasını bir cümlede ortaya koyuyor. Ve siteyi şöyle bir sizden önce inceledim. Aslında sitesini dört ayakta oluşturmuş. Bunlardan birincisi burada görürsün. Layer 1, Layer 2, Oracle yani veri tabanı, veri alışverişi, güvenli verilerin doğrulanması, işlenmesi yapay zeka ile beraber ve en sonki ayak Web3 entegrasyonları. Bakın bu da önemli. Son iki ayak. Evet şu Layer 1 ve Layer 2'ye yönelik bir sürü blockchain'ler var ama şu özellikle Oracle ve Web3 entegrasyonu bizim için gerçekten çok çok önemli. Evet şöyle bir sitelerin altına indiğimizde neleri görüyoruz? Yeni nesil Web3 verileri ve yapay zeka uygulamaları için. Evet testnet var. Yani bu testneti tıklayabilirsiniz. Aşağılarda ne diyor? Kurumsal düzeyde veriye dayalı uygulamalar için üretildi. Yani burada kurumsalları içeri çekmeye çalışıyorlar. Bu yönde de aslında güzel yatırımcılar var. Burada yine yapay zekayı, birleşik öğrenme ve veri alışverişi kullanma. Yani yapay zekaya odaklandığını söylüyorlar. Açık tabanlı bir yapay zeka olduğunu burada vurguluyorlar. Şöyle uygulamalara geldiğimizde bakın bu uygulamalardan özellikle IoT teknolojisinin içerisinde olması beni mutlu etti. Şurada hemen merkezi olmayan yapay zeka diyor. Evet zaten yapay zekalar merkezi olduğunda hedeflerine ulaşamaz. Yani dağıtık veri sisteminden etkilenmeleri, toplanmaları ve bunu işlemeleri gerekiyor. Evet çok farklı hesaplamalar yani yapay zekanın daha verimli hale gelebilmesi için alternatif hesaplamalarında devreye girdiğini görüyoruz. Nesnelerin interneti ve akıllı cihazlar. Evet, yapay zeka Web3 rüzgarı başlıyorsa blockchain'in aslında nesnelerin interneti. Yani bütün akıllı cihazların birbirleriyle iletişim kurduğu bir evreye girebiliyor muyuz? Evet, girebiliyoruz. Şu ana kadar biz aslında ikili iletişim gördük. Hocam, nesneler nasıl birbirleriyle iletişim kurur konuşur? Çok basit. Yani en basit örneğinden verecek olursak. Arabamız. Ne var elimizde? Anahtarlık. Anahtarlığın düğmesine ya da kumandanın düğmesine bastığımızda arabanın kapıları açılıyor. Bu ikili. Yani arabayla elimizdeki anahtarlık ya da kumandanın iletişim kurması. Bir de arabayla haritanın, arabayla telefonların, arabayla yayaların irtibatı, ışıkların irtibatı, ambulansın. Kaza olduğunda arabanın otomatikmen ambulansla iletişime girmesi. Ambulansın işte doktorla iletişime girmesi. Bu da işte IoT teknolojisinin beraberinde getiriyor. Yani aslında orada çok farklı bir evreye giriyoruz. İnşallah o günleri görürüz diye düşünüyorum. Beni heyecanlandıran bir özellikle blockchain'lerden bir tanesi de IoT teknolojisi. Burada da diyor ki zincir üzerinde analitik verilerin hesaplanması ve uygulanabilirliğini sunması. Yani kurumsallara yönelik olduğunu söylüyor. Evet. Layer 2 Web3 yapay zeka ve gizlilik diyor. Burada hangi sektörlere yönelik olduğunu söylüyor. Perakende sekmesi var. Finansal hizmetler, nesnelerin interneti, tedarik zinciri yani Web3 uygulamaların İçerisinde olacaksa tabii ki tedarik zinciri olmak zorunda. Sağlık teknolojisi, oyun teknolojisi, özellikle Web3. Aşağıda da yatırımcılar ve ortakları görüyoruz. Binance var, Apex var, FLS var. Evet bu FLS de zaten yapay zeka ile ilgili. Evet depolam alanı ve ByteDance var. Alibaba ilginç geldi. Bakın Alibaba ilginç geldi. Özellikle Çin'de çok büyük atakları var arkadaşlar. WeChat ile ilgili anlaşmaları var. WeChat ile ilgili uygulamaları var. Ki WeChat gerçekten Çin'in en büyük sosyal medya platformları kullanılan bir platform biliyorsunuz. Bizde nasıl WhatsApp falan varsa Çin'de gerçekten WeChat ortalığı kavuruyor diyebilir miyiz? Düzgün bir cümle mi kurduk? Evet, Kinetic var.
Evet, yine bizim kriptoların içerisinde Alchemy Pay var. Evet, Anker var. Şimdi asıl sayfanın en önemli yerindeyiz. Neresi biliyor musun? Hemen şu sayfamızın tepesi. Alpani yakında yayınlanacak. Gerçekten bizim açımızdan, özellikle kriptoda olan insanlar açısından büyük bir devrim mi? Büyük bir haber mi? Büyük bir gelişme mi? Derseniz hepsini aşağı yukarı evet diyebilirim. Peki bu neyi gösterecek? Bakın, bu neyi gösterecek biliyor musunuz? Trendleri gösterecek. Nerede alım yapacağımızı gösterecek. Nerede satım yapacağımızı gösterecek. Nerede haber, temel hani biliyorsunuz kripto teknik analizden ziyade bir de temel analizler var. Arka plandaki haberler, kötü haberler, olumlu haberler. Bunları yapay zeka eşliğinde yorumlayıp bize aldırıp bize sattıracak mı? Göreceğiz bakalım. Yani en çok merakla beklediğim şey Alpanet. Bakalım nasıl bir bize traderlik kısmı sunacak. Bu aslında Alpanet başlı başına bir farklı bir konu. İnşallah buna yönelik bir kısa bir video çekerim diye düşünüyorum. Şimdi videoyu tabii fazla uzatmak istemiyoruz. Şöyle bir haberler kısmında neler var? Şuradan bir tıklayalım. Evet, canlı yayın Poenix'in harita dönümü. Yani hem haber kısmı, hem Telegram kısmı, hem Twitter kısmı. Bunlar da gerçekten çok aktif. Poenix risi görüyoruz. Enflasyon indirimi. Evet, enflasyon verisinde de çok ilginç veriler var arkadaşlar. %11 enflasyon üretiyor. Yani %11 token basımı var. %5 de yakın var. Alçapay'la anlaşmalı çerçevesinde. Geriye kalıyor %5. Yani ortalama çıkarttığımızda bu %5'i de hodlcılarına, proje ekibine gittiğini görüyoruz. Bu da gayet bir mantık. Çok büyük bir baskı oluşturur mu? Yani çok baskı oluşturmaz. Çünkü yıl içerisinde dağılım olduğu için çok fazla bir baskı oluşturmaz ama token kremisi çerçevesinde ona ayrı bir değinelim. Evet, değinelim. Evet, WeChat entegrasyonu demiştik. Evet, WeChat hem ticari hem de bir sosyal platform. Orayla bir anlaşmalar var, entegrasyonlar var. Bu da gerçekten güzel. Layer 2, evet, token yakma. Az önce söylemiştik. Evet, katman 1, katman 2 test ağlarını gösteriyor. Yani şuradaki sitemizde, buralara tıkladığımızda testlere katılabiliyoruz. Stake kısmını görüyoruz. Stake kısmını görüyoruz. Yani şurada testnetleri tıklayabilirsiniz. Vaktiniz varsa. İsteyenler detaylı bir şekilde inceleyebilirler ama biz videoyu fazla uzun tutmamak amacıyla hemen nereye geçiyoruz? Token kremisine ve grafik analizine. Şimdi CoinMarketCap'imize bir baktığımız hemen 1.17 bandında gezen bir PP'yi görüyoruz. BSC anında zaten olduğunu söyledik, BNB anında. 42 milyon toplam arzı var. 39-40 milyona yakında piyasada olan bir dolaşan tedarik kısmı var. Aşağı yukarı %90-92'si piyasada. Maksimum arzının olmaması, zaten token kremisinden de bahsettik. %10 bir yıl içerisinde piyasaya sürümü, %5 yakım olduğuna göre geriye kalıyor %5. Yani %5'lik bir token arttırımı var. Bu da yıl içerisinde olacağı için öyle çok büyük bir baskı olacağını düşünmüyorum. Ama tabii ki kötü bir olay mı? Kötü bir olay. Şöyle bir borsa listelemesine baktığımızda borsa listelemesi gerçekten güzel. Evet, Binance, Huobi, Gateo, Bitget ve şurada bir iki borsa daha görüyor. Gördün mü? Evet. Bittore ve Depecoin. Buralarda da var. Şimdi geldik grafik kısmına. Bizi milyoner edecek mi? Bu coin bizi milyoner edecek mi? Bilmiyorum ama biz bu coin'in gerçekten çok güzel vurduk. Bakın, Bitcoin partisini de zaten aldık. Çok güzel bir kar verdi. Sonra geri çekildi. Şimdi size asıl en son aldırdığımız yer, bizim takipçilerimiz biliyor. 47 bandında Şubat'ın başında aldık. Şu düşüşlere rağmen aşağı yukarı 3 katı bir kar verdi. Aslında en son bir 4 katı yapmıştı. Şimdi bakalım 1.9 üzerinde kalıcı olacak mı? Benim için güçlü rençlerden bir tanesi burası. 1.9 ama hatta bunu 2 bandına çekebiliriz. Çünkü 1'ler, 10'lar, 2'ler, 3'ler düz rakamlar, psikolojik bir dirençtir. Şubat ayında buralardan aldırmıştık. Güzel bir kar ama bu alışın nedeni var. Ben her zaman derim ki ilk sinyaller arasaydan gelir. Bakın burada da çizdik. Daha önceki çizdiklerimiz duruyor. Yani ekstra bir çizim yapmadık. Hatta burada bakın yönün yukarı olacağını da söyledik. Neden söyledik? Birincisi bakın arasayda kırılım geliyor. Kırılım geldikten sonra sert bir şekilde. Bakın arasayı burada ne yapıyor? Sert yükseliyor.
Sonra bir düşüş, ondan sonra kırılım geldikten sonra sert bir düşüş, kırılım geldikten sonra yön yukarı. Burada da bakın ara sayıda sert bir düşüş, düşüş eğilimi var. Trendi kırıyor. Trendi kırmadan önce aynı buradaki gibi sert bir geri çekilme, sonra trendin üzerine atıp devam edecek mi? Özellikle günlükte bir sinyal gelecekse bu da 57, şöyle söyleyeyim, 60 band üzerinde kapanış yaparsa bu yükseliş sinyali anlamına gelir. Peki grafiğe bir baktığımızda grafikte olası bir trende değebilir mi? Değerse burası yine bir alım noktası. Evet, burada güçlü bir destek oluşmuş durumda. Özellikle 87 bandını vermediğini gösteriyor. Üzerimizde şu iki band var. 1.2 bandı var. 1.2 aldığımız takdirde büyük bir olasılıkla iki bandına doğru bir hareket gerçekleşir. Evet, yapay zeka piyasalarda özellikle şu an tarihimize baktığımızda Nisan 1. Yani Nisan'ın 1'i. Evet, Nisan bir şakası yapmıyoruz ama Nisan'ın 1'i. Özellikle biz Kasım, Aralık ayında bile ne dedik? Yapay zeka rüzgarı başlayacak, yapay zeka rüzgarı başlayacak. Bu çerçevede AGX'ten tutun, diğer bütün yapay zeka projelerine yatırım yaptık ve en azı inanın 3 katı verdi. BP'nin gideceği yer gerçekten çok güzel olacak. Arka planında, bakın arka planında kötü ya da piyasanın çakıldığı bir ortam olmadığı sürece, PP'nin gideceği gerçekten güzel bir yer var. Ve bu yer özellikle nereden sonra başlayacak? Şu iki bandından sonra ben başlayacağını düşünüyorum. Evet, bizim şu anda ana paramız var mı? Yok, zaten ana parayı çektik. Kaç kez vur kaç yaptık bu coin'e. Yani ilk kez vuruşumuzda özellikle Bitcoin partisinde alıp güzel bir yerden çıkmıştık. İkinci de yine güzel bir yerden çıktık. Bakalım üçüncüye bizi yine mutlu edecek mi? Diyeceklerim bunlar. Evet, şöyle bir özetleyecek olursak. 1.2'yi almak zorundayız. Altımızda 860 bandı var ve özellikle eğer trend noktasına değerse ben güçlü bir, yüklü bir alım yaparım ve tutarım. Bu arada güzel bir yere geleceğini düşünüyorum ama dediklerim de şu, arka planda kötü bir olay olmadı. Sürece ben BP'den umutluyum. Aynı diğer coinlerde olduğumuz gibi. Bunun dışında başka bir şey diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Hadi bunun bir de Bitcoin partisine bir bakalım mı? Hiç bakmadım, ilginç. Ben de şimdi sizlerle bakacağım. Aklıma şu anda geldi. Evet, Bitcoin partisine bir bakalım. Şimdi Bitcoin partisinde de diyor ki, eğer ben yükseliş yapacaksam şu an üzerinde bir kapanış yapmak zorundayım. Aşağı yukarı range'imiz burası. Burası da diyor ki yani sıfırlar söylemeye gerek yok. 58-59 bandı üzeri atarsam sert bir hareketlenirim. Peki aşağıdan bir trend var mı? Bir bakalım. Evet, oradaki trendimize değmemişiz ama şu anda trendin tam üstüne atacak mıyız, atmayacak mıyız? Bu bizim için önemli. Evet, şöyle bir trendimiz var. Özellikle bu da neyi gösteriyor? 1.2, yani USDT paritesine vurursak 1.2'yi gösterir. Yani şuradaki bir range'in üzerine atmak lazım. Burası kaç? Şöyle bir range'imizi bir çizelim. Daha doğrusu direnç olarak karşımıza çıkıyor. Burası 43 band. Yani şu anda 41 bandındayız. 43 bandına çıktığımızda hem trendin üzerine atmış oluruz hem de bu sefer 58-59 bandlarına doğru bir hareket gerçekleşmiş olur ve özellikle şu pariteyi aldığımızda da sert hareketlenen bir PP olacağını düşünüyorum. Bizler işte o zaman güçlü bir şekilde orada olacağız. Güzel kârla da tabii ki her zaman için derim ki güzel kârda ana parayı çekmekle mükellefsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz kanalımıza üye olarak bizleri de desteklemeyi unutmayın.